Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Sekseninci bölüm. Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul. Efendiler, Cemal Paşa'nın özel olarak Sivas'a gönderildiği 10 Kasım 1919 tarihli ve kendi el yazısıyla olan bir mektubunu da 18 gün sonra, yani 28 Kasım 1919 tarihinde almıştı. Cemal Paşa bu mektubunda yapılan yazışmalarda söz konusu olan sorunları madde madde özetliyor ve her biri hakkında açıklamalar yapıyordu. Hele Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'dan başka bir yerde toplanmasından söz ederken bu konuda padişahın rıza göstermeyeceği iyice anlaşılmıştır. İşgal kuvvetlerinin Meclis-i Mebusan'a saldırmalarının belki Osmanlı Devleti için iyi sonuçlar verebileceğini Amerikalılar hissettirdiler ve hatta açıkça da belirttiler diyordu. Cemal Paşa, Kuvayi Milliye ruhu taşımayan memurların kodamanları işgal ordularına adeta sırtlarını dayamış durumdadırlar şeklinde sanki bilinmeyen bir bilgi verdikten ve bu bilgiyi eski kabine üyelerinin çoğu sırtını dayamıştır bilgisiyle tamamladıktan sonra söz gelişi polis müdürünün değiştirilmesinde bu durum bütün açıklığıyla ortaya çıktı diye de bir örnek veriyor. Cemal Paşa, kabine birçok işler yapmayı düşünmüşse de köklü bir faaliyet için dayandığı kuvvetin ciddiyetine hala inanamadı cümlesiyle bizi suçladıktan sonra kanaatini şöyle dile getiriyordu. Dahiliye Nazırı bu kuvvete yani Kuvayi Milliye'ye ihtiyaç gösterenlerin başındadır desem abartılmış olmaz. Cemal Paşa'nın mektubuna imza koyduktan sonra yine kendi imzasıyla eklediği bir özette şu cümle yer alıyordu. Muhalifler ve yabancılar meclisin açılmasına engel olmaya karar vermişlerdir. Heyeti temsiliye de bu engellemeye toplantı yeri çekişmesiyle devam ederse işimiz Allah'a kalıyor demektir. Efendiler, bu mektupta yazılanlarda ve bundan önce gelen yazılarla bundan sonra devam edecek bütün düşüncelerde hakim olan mantık, yorumlama ve görüş sağlamlığı hakkında söz söylemeyeceğim. Yalnız bu mektuba 28 Kasım 1919 tarihinde verdiğimiz etraflı cevabın bir tek cümlesini olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. O cümle şudur. Saltanat hükümetinin köklü bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine güvenemediğini gösteren maddeleri gerçekçi bulmuyoruz. Efendiler, Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa durup düşünmeden sürekli olarak milli birliği bozacak, milleti her gün birbiri ardınca yayılmakta olan saldırılar karşısında sessiz ve hareketsiz bırakacak tedbirler almaktan geri kalmıyordu. Diğer nezaretleri de aynı prensip doğrultusunda harekete teşvik ettiği görülüyordu. Söz gelişi Eskişehir'de Hamdi Efendi adında bir kadı vardı. Kuvayi Milliye'nin aleyhinde olduğu için orada duramamış, bir daha dönmemek üzere İstanbul'a gitmiş ve bu kadı efendi yeni kabine tarafından tekrar Eskişehir'e gönderilmiş. Durum açıklanarak adı geçen kadının değiştirilmesi gereği mutasarrıf tarafından adliye nezaretine yazılmış, cevap verilmemiş. Mutasarrıf ve Eskişehir Bölge Komutanı bu durumu heyeti temsiliyeye bildirmekle birlikte eğer nezaret bu yazıyı dikkate almayacak olursa bu kadının kovulması zaruridir. Zat-ı devletlerinin görüş ve emirleri istirham olunur deniliyordu. Biz de görüşümüzü bekleyenlere şu karşılığı vermek zorunda kaldık. Milli davaya bağlı olacağına söz veren bu ilke çerçevesinde milli teşkilatın her türlü yardımını sağlamış olan saltanat hükümetine adı geçen kadının değiştirilmesi kabul ettirilemezse sonunda kovulmasının bir zorunluluk haline geleceği açıktır. Şüphesiz bu durumda bulunan İstanbul memurları az değildi. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın buna benzer bir takım işlerden söz eden ve kabinenin görüşünü bildiren 24 Kasım 1919 tarihli bir şifresinin ilk cümlesi şuydu. Devletin iç işleri ve siyasi politikası kesinlikle ortaklık kabul etmez. Bu telgrafa 27 Kasım 1919 tarihinde verdiğimiz ayrıntılı cevapta biz de şöyle dedik. Devletin iç işleri ve siyasi politikasının kesinlikle ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla birlikte benzeri görülmemiş olan bugünkü durum karşısında vatan ve milletin geleceğini güvence altına alacak olan milli teşkilatı bilerek veya bilmeyerek zayıflatacak ve milli birliği bozacak hiçbir davranışa milletin razı olamayacağı da pek haklı ve doğaldır. Bu telgrafın son cümlesi şöyleydi. Heyetimiz imzasını taşıyan sözlerine tamamıyla bağlıdır. Şu kadar ki sözlerde karşılıklı olmak gerekir.
Oysa hükümet Salih Paşa'nın imzasını taşıyan sözlerin ve notların daha hiçbirini yerine getirmemiş ve eğer varsa engelleyici sebepler bile bildirilmemiştir. Efendiler, şimdi vereceğim kısa bilgiler ve bu bilgileri doğrulamak üzere göstereceğim belgeler Ali Rıza Paşa kabinesinin bizi suçlamakta ne kadar haksız ve hükümet işlerinde en hafif anlamıyla ne kadar kayıtsız olduğunu yüksek kurulumuzun gözleri önüne serecektir zannederim. Efendiler, İstanbul'daki gizli dernekler ve bu dernekleri öncülük eden ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mektubunda da itiraf edildiği üzere sırtlarını yabancılara dayamış olan bir takım şahıslar, bol para ve Ali Rıza Paşa kabinesinin gösterdiği alabildiğine hoş görme uyuşukluk sayesinde memleketi baştan başa ateşe vermek için olanca güç ve gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgelerde hükümetin anlaması ve bilgileri dışında bırakılmış değildi. İstanbul'daki teşkilatımız ve aldığımız tedbirler sayesinde elde edilmiş bir kısım belgeler olduğu gibi Cemal Paşa'nın ve Sadrazam Paşa'nın ellerine teslim edilmişti. Bu belgeler o tarihte yabancı temsilciliklere de verilmiş ve bu yolla İtilaf Devletleri hükümetlerinin çoğu tarafından öğrenilmiş ve o tarihlerde özetleri bütün komutanlara ve öteki ilgililere duyurulmuş olduğuna göre artık olayın tarihe karışmış olduğu bugün de yüce kurulumuzca ve milletçe bilinmesinde bir sakınca görmüyorum.